Sinek var Joy. Sineğe yakalayacağım mı? Ona bakıyorsun biliyorum. Kızmak yok. Oh, okay, heyecan yapıyorum böyle. Merhaba. Herkese merhaba. Bu videonun konusu insanların sevdiği o kişi olmayın. Joy'u seviyorsanız durum farklı ama... İnsanların sevdiği o kişi olmamanız neden önemli? Herkes sizi seviyorsa orada bir sıkıntı var. Birincisi şu, siz kendinizi yetersiz hissediyor olabilirsiniz ve bu sebepten dolayı da o yetersizlik duygusundan dolayı insanların sizi sevmesini çok daha fazla önemsiyor olabilirsiniz. Her birimizin insan olarak bence DNA'mızda bana kalırsa %100 derinde en çok istediğimiz sevmek ve sevilmek. Bunun için bence yaşıyoruz. Deneyim, coşku, işte hissetmek, tabii ki bunlar da büyümek çok önemli. Ama en derinimizde o, hatırlarsanız bir video paylaşmıştım. En derinde ne istiyoruz? İki şeye odaklanmıştım. Derin bağ kurmak ve katkıda bulunmak demiştim. Ama olduğumuz halimizden kendimizi farklı göstermek, tamamen iyi niyetle bizi bazen istemediğimiz yerlere götürebilir. Bunun da dediğim gibi birinci sebebi yetersizlik duymanız olabilir. İkinci en önemli sebebi, genelde çevresinde çok insan olan arkadaşlarımız diyeyim, sizin de eminim vardır böyle 100 tane, 1000 tane bir ortama girdiğinde böyle herkesi tanıyan, yani her an herkesle iletişim halinde olan bu insanlar genel olarak, ben bir psikolog değilim, psikoloji eğitimi 1,5 yıl aldım ama şunu deneyimledim diyebilirim size. Genelde bana kalırsa %95 derinlerinde çok yalnız hisseden insanlar oluyor. Neden? Çünkü herkesle iletişim kuruyorlar. En büyük arzuları zaten sevilmek ve bu sevilme isteği aslında bence buna itiyor. Ama o kadar yüzeysel kalıyor ki o bağlar. Çünkü bağ kurmaktan yoksunlar. Kendilerini gösterirlerse sevilmeyeceklerine inanma ihtimalleri yüksek. O yüzden işte merhaba Ayşe nasılsın, Mehmet iyi misin, hadi gel çıkalım, bilmiyorum işte sinemaya gidelim. Tamam, çok sosyal gözüküyorlar. Eminim harika insanlar, onlara lafım yok. Ama derin bağ kurmak konusunda bir sıkıntı yaşıyor olabilirler. Ve bu insanlar genelde herkesin sevdiği işte o çok iyidir, onu çok severim. Hani kimse bu insanlarla ilgili kötü şeyler söylemez. Bu ne kadar sağlıklı. Yani bir çevrenize gerçekten baktığınızda, ben kendimden örnek vereceğim. Beni eminim çok seven arkadaşlarım, insanlar olduğu gibi hiç sevmeyen, belki gıcık olan insanlar da olabilir. Ya bu benimle mi ilgili? %50 belki evet, ama %50 de onunla ilgili. Kişisel algılamaya gerek yok. Belki konularım, anlattığım şeyler herkese hitap etmiyor. Belki 17 yaşındaki bir çocuk beni hiç sevmiyor. Bu da kim diyor, kapatıyor. Ve bunlar normal. Sizi herkesin sevmesini beklemeniz aslında anormal ve bence kendinize yaptığınız çok büyük bir haksızlık. Benim en büyük dileğim, yani ben hep öyle yaşamaya çalışıyorum. Bu videoyu da aslında buna bir yapı taşı mı diyeyim, böyle bir büyük bir adım olsun diye çekmek istedim. Kendiniz olmaktan vazgeçmeyin. Siz neyseniz, bir videoda ben bunu söylemiştim. Siz elmaysanız elmasınız. Armut olmaya çalışmanız çok abes. Ve inanın bana sırıtıyor. Üçüncü noktaya geleceğim. Üçüncü nokta benim için açıkçası çok tatlı bir konu. Yani biraz trajikomik ama çok tatlı. Genelde herkesin sevdiği o kişi olan arkadaşlarımız, o insanlar hep gülümserler. Hatta bir hikaye vardı, hatırlarsınız, ben çok küçükken, eskilerden hatırlıyorum. İşte bir adam böyle her gün palyaçoluk yapıyor ama her gün böyle herkesi güldürüyor ve gerçekten de işinde çok başarılı. Sonra bir gün barda, başka bir gün işte barda bir içki içiyor ya da otururken biri geliyor yanına, ağlıyor adam. Yani mutsuz, neden mutsuzsun diyor ama tanımadığı biri. Çünkü bütün gün güldüm ve insanları güldürüyorum, kendimden çok uzaklaştım diyor. Şimdi demek istediğim şu, gülmek harika bir şey. Yani ben de çok kahkaha atıyorum, pozitif bakmaya bayılıyorum. Hayatım bence en büyük artılarından biri.
10 tane olumsuz şey içinde bir tane olumlu şey bulup ona odaklanmak ve onun gerçekleşeceğine gerçek olmasa bile inanmak. Özellikle Abraham videolarımı zaten izlemediyseniz burada şurada en sevdiğim hareketi yaparak şey yapıyorum koyacağım. Onu izleyin çünkü Abraham'ın zaten genel felsefesi diyeyim buna dayanır ve ben çok özümsüyorum bunu. Ama hayat bir surf. Dolayısıyla inişi de var, çıkışı da var. Siz sadece sevilmek uğruna, belki kendinizi ben çok tatlı biriyim'e inandırdığınız için ki tabii ki de zaman zaman öyle olabilirsiniz ama zaman zaman öyle de olmayabilirsiniz. Hep gülümseyerek gerçek duygularınızdan kopma ihtimaliniz var. Özellikle erkeklere de bu videonun hitap edeceğini düşünüyorum. Erkeklere şunu söylemek istiyorum. Çok sevgili erkekler, duygular konusunda tabii ki de siz bence kadın yani bu galiba bilimsel bir gerçek de olmalı ya da atıyor muyum? Değil ama gerçek. Erkekler daha rasyonel, kadınlar daha duygusal. Erkeklerin duygularını ifade etmesi bu anlamda çok daha bence önemli. Çünkü kadınlar bu anlamda bir tık öndeler. Bir de Türk toplumunda bizde şöyle bir şey var. Erkek adam ağlamaz, erkek adam güçlüdür. Hayır. Gerçekten yine başka bir videoya daha değinme yapacağım. O incinebilirlik videomu izlemediyseniz ona da bir lütfen göz atın. Hatta sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. Çünkü orada gerçek gücün güçsüzlükten geldiğine değinmiştim. Dolayısıyla şimdi bu videonun konusuna bağlayacak olursam eğer ki siz herkesin sevdiği o kişiyseniz bence bir dönün yani şöyle bir durun hayatınıza bakın bir kendinizi inceleyin. Bunun artısını eksisini siz kendiniz ancak bakarak karar verebilirsiniz. Ben burada hiçbir şekilde bilir kişi değilim. Asla ve asla yargılamam. Siz de bence kendinizi yargılamayın. Ama önemli olan bir nokta şunu kabullenin. Mesela ben Zaga ile büyüyen bir gençliğim. Yani Okan Bayülgen'e bayılırım. Ama çok iyi biliyorum özellikle hani ben 88'liyim. Benim kuşağım da çok iyi bilir. Okan Bayülgen Koç burcu zaten ve bence buram buram Şebnem Ferah ve Okan Bayülgen Koç. Ateş yani. Onu seven olduğu kadar sevmeyen de var ve bunun en büyük sebebi de sivri dili. Ama o adam kendisi. Ben sanmıyorum ki tabii ki de medyatik bir adam, tabii ki de TV şovu yapıyor, tabii ki de orada büründüğü karakteri %100 gerçek hayattaki karakteriyle birebir değildir. Ama hatırlar mısınız o kamera arkası mıydı? Hani böyle bir sopasıyla bir şey yapardı. Onu hiç unutmuyorum. Hiç kimsenin değinmediği konulara değiniyordu. Ve o zaman çok taşlanıyordu da belli bir kesim tarafından. Çünkü cesurdu, risk alıyordu. Ve bana göre bu çok güzel bir örnek. Ve benim onu sevmemin en büyük sebebi sevilmemeyi göze alması. Çünkü bu gerçekten büyük bir erdem bana kalırsa. Burada şuna da değinmek istiyorum. Gelecekle ilgili çok az haberdardım. Yani istediğim şeylerden biri belki bu videoda paylaşırsam da ileride onu paylaşmak hani kesin olur, vazgeçmem. Bir kitap okudum İngilizce. Yani İngilizce okudum çünkü Türkçesi yoktu. Ve Alfred Adler'in psikolojisini baz alıyor. O kitabı özetledim sizin için ve sizinle paylaşmak istiyorum. Kitabın İngilizcesi The Courage to be Disliked. Türkçe çevrimi de sevilmemeyi göze almak aslında. Ve bunun detaylarını yani bu video aslında belki ona da bir tanıtım videosu gibi düşünün. Çünkü onda çok detaylı ineceğim ve belki de 20-25 dakikalık bir video olacak. Dolayısıyla öyle bir video bu arada ister misiniz? Hani daha detaya inmemi dilerseniz bunu lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Benim tabii konuşmalarım bitmez aslında. Daha da uzatabilirim. Ama YouTube videosu olduğu için çok da uzatmak istemiyorum. Bu videoyu beğendiyseniz unutmazsanız çok sevinirim. Her pazartesi ve her cuma 6'da videolarım yayına giriyor. Yani bir video olarak. Eğer ki bundan haberdar olmak isterseniz o bildirim zilini açarsanız yine çok mutlu olurum. Haberdar olursunuz. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere. Kim bilir ne paylaşacağım bilmiyorum. Sürpriz olsun artık. Sevgiyle kalın, hoşça kalın ve kendiniz olun, risk alın. İnanın bana en büyük özgürlüğü o zaman zaten yaşayacaksınız. Siz kediyseniz köpek olmayın, elmaysanız armut olmayın, neyseniz onu kucaklayın. Haftaya görüşmek üzere.